60 ay vade ve 0 faiz ile saraylardan öte daireler hem de herkese, hem Malatya'da hem Adıyaman'da. Kızımı verdim gitti. Adıyaman'da ikinci defa TOKİ heyecanı yaşandı. Toplu Konut İdaresi tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan 700 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için can salonda kura çekimi yapıldı. CYB 9B blok 1. kat 6 numaralı daire. Kura çekimi için düzenlenen törene Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Etlik'le TOKİ'ye yazılan vatandaşlar katıldı. Vali Sodan ve Başkan Büyükaslan, TOKİ konutlarının Adıyaman ve Adıyamanlılar için büyük bir kazanım olduğunu belirterek TOKİ konutları için yaşanan süreci anlattılar. İlimizde de konut idaresinin güzel uygulamaları oldu. İl ve ilçeler dahil bugün en az 3000'e yakın konut üretimi yaptılar. Bunlar sahiplerine dağıtıldı. Konut idaresi aynı zamanda dar gelirliler için de konut üretmektedir. Bizim ilimizde uygulaması da eski işte şimdi tekel depolarının olduğu yerde 700 konut bugün kura ile çekilişiyle sahiplerine teslim edilecek. Sayın Başbakanımızla Merkez Başkanımız Zeynel Özbilgin kardeşimizle birlikte Osmaniye'de bu konuyu aktardık. Dedik ki, Sayın Başbakanım, biz konutu olmayan hemşerilerimizin konut ihtiyacını belirlemek üzere 2008 yılında bir müracaat açtık. Bu müracaatta 14.935 müracaatımız var. Bu dosyayı size arz etmiştik. Bize açık cezaevi lazım değil, zaten var. Dar gelirli mağdur hemşerilerimiz sizlerden konut bekliyor dedim. Deyince Sayın Başbakanımın gözleri buğulandı. Bu süreç içerisinde başta Sayın Valimizden de büyük destek gördük. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Kura çekimi için TOKİ Genel Müdürlüğü tarafından gelen personel önce kura çekimi konusunda teknik bilgi verdi. Ardından da şehit ve gazi yakınları için kurasız ev teslimi yapıldı. Daha sonra geriye kalan konutlar için önce engelliler, daha sonra da normal grupların kura çekimi yapıldı. Kurada ismi çıkan vatandaşlar yetkililere teşekkür ederken düşüncelerini bizimle paylaştılar. Vallahi ben başvurdum, ben özürüm. %60 sakatlık raporum var, raporum dahil dilekçem. Bütün umudum Cenab-ı Allah'tan bir nasip olmak için. Evimiz yok zaten. Şimdiye kadar babam günahında otururdum. 9 yıldır kirada. 9 yıldır. Peki ev çıkarsa ne yapacaksınız? Ev çıkarsa kira öder gibi evimize geçeriz. Çocuklarımıza da oradan mutlu mesut okula göndeririz. Efendim? Bu 11 yıldır ben çocuklarımı Adıyaman'da en adi ev hangisi ise onda oturup okula gönderiyorum. Çıkarsa çok iyi olur. Çocuklarım okula gider. Ben de içinde, huzur içinde oturup çocuklarıma bakarım. Başbakanımızdan, Sayın Valimizden, Sayın Belediye Başkanımızdan teşekkür ederim. Kiracıdır, ev sahibi oldum. Kendi evimin havası oldum. Biz ayrı bir numara verdik. En çok da Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Çünkü valilikte alınan hepsi tek bir numaraya göre ama ardışık gitmeyen siz gaziydiniz değil mi? Gazi kontenjanından aldınız. Evet, gazi kontenjanından aldım. Allah Belediye Başkanımızdan razı olsun. Onlar konuklarını aldılar. En çok uğraşıyoruz. İnşallah olacak. Adıyaman için hayırlı olsun inşallah, TOKİ için. Ağama söyleyeyim, belediye başkanı ve sayın valimize teşekkür ederim. Bu millet için hizmet yapıyorlar. Allah razı olsun. Peki eviniz var mı? Evim, oğlum için yazmışım. Ne diyeyim oğlum? En fazla gülen burada sizsiniz. İçinize mi doldu ev çıkacak? Vallahi iki defa yazılmadan rüyasını gördüm. Dün gece dosya verdim rüyamda. İnşallah hakıma katıma hayırlısı. Evim yok, barkım yok, kiracıyım.